İşlerimizde şimdi öncelikle geçen hafta özel okulların ve oryantasyon eğitiminin başlamasından dolayı yani düşük bir yoğunluk vardı. Bu hafta okulların açılmasıyla beraber genel bir yoğunluk var. Şu anda yoğun bir tempodayız. Bu sürecin daha da hızlanmasını bekliyoruz. Evet, okullar geçen haftanın açılmasıyla beraber, dediğim gibi oryantasyon eğitiminin başlamasıyla beraber genel bir hareketlilik başladı. Pazartesi gününden itibaren bütün sınıfların açılmasıyla beraber hareketlilik şu anda yavaş yavaş artmakta. Bu haftanın, yani hafta sonundan itibaren ve gelecek haftanın da mevcut statünde hareketliğin devam etmesini bekliyoruz. Yani şimdi sadece hangi kıtasya ürünlerine zam geldi demek biraz yanlış olur. Çünkü sadece kıtasya, ülkemizde kıtasya ürünlerine sadece gelen bir zam yok. Ülkemizde maalesef mevcut her alanda zam var. Yani bunun da en başı temel sebeplerinden bir tanesi akaryat. Biz de sektörümüzde bütün her şey akaryakıta değerli olduğu için, yani bugün istediğimiz bir ürün kargodan maalesef bize 600-700 liraya mal olurken, geçen seneki bu 100-150 liraydı. İster istemez bu da bütün sektörü etkiliyor. Kırtasiye ürünlerinde, yani bütün alanlarda olduğu gibi maalesef kırtasiye ürünlerinde geçen sene oranla belli bir miktarda bir artış var. Şimdi bu kısmı da iki kişiye, yani iki kısım olarak ayırabiliriz. Şimdi bazıları tamamıyla şu anda zamlara adapte olmuş. Yani herkes alışmış. Bazıları da sanki farklı bir evrende yaşıyormuş gibi, sanki hiç zamlardan haberi yokmuş gibi. Yani zamlara aşırı derecede bir zam olduğu zaman diyor ki aşırı tepki gösteriyor. Yani sadece dediğim gibi, yani ben de kendim şahsi markete gittiğimde ben de zamlar gördüm. Ben de tepki şaşırıyorum. Ve aynı şekilde diğer kişiler de farklı sektörlere gittiğinde aynı konu yine mevcut. Genel olarak insanlar zama alışmışlar. Yani artık pek fazla insanlar yadırgamıyorlar. Bazıları da işte bazen tepkiler verebiliyor. Onlara da bir şey demiyoruz. Şimdi bizim kıtasiye sektörünün belli başlı bazı sorunları var. Birincisi sektörle alakalı olan sorular. Örneğin sektörle alakalı olan sorunların başında birisi, bizim her zaman belirttiğimiz unsurlardan bir tanesi, kırtasiye ürünlerinin sadece kırtasiyecilerde satılması. Yani şu anda mesela bizim okul listelerimizde, yani bize gelen okul listelerinde peçete, kağıt havlu, ıslak mendil, bu tarz ürünlerin hepsi var. Biz bu ürünlerin hiçbirini satmıyoruz. Bunlar market ürünü. Market ürünlerinin markette satılmasını istiyoruz. Mesela terlik var, ayakkabı var. Bu tarz ürünleri de satmıyoruz. Ayakkabıcı ayakkabıcılığını yapsın. Marketçiliğini yapsın. Kıtasiyeciliği yapsın. Yani şu anda market ürünlerinde, bütün marketlerde kıtasiye ürünleri satıyor. Bizim temel şeyimiz kıtasiye ürünlerinin sadece kıtasiye ürünlerinde satılması.